HPV aşısı ücretsiz olmalı. Neden mi? Gelin birlikte bakalım. HPV virüsünün yüksek riski tipleri rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa neden olmaktadır. Rahim ağzı kanseri kadınlarda görülen en sık kanserlerden biridir ve her yıl binlerce kadının ölümüne neden olmaktadır. HPV virüsü ayrıca boğaz, anüs, penis kanserine de neden olabilmektedir. Hem kadın hem erkekleri etkileyebilen bu ciddi hastalıkların en önemli nedeni HPV virüsüdür. HPV virüsü son derece yaygın bir virüstür. Cinsel aktivitesi olan kadın ve erkeklerin yaklaşık %80'inin HPV ile hayatının bir döneminde karşılaşacağı tahmin edilmektedir. Bu da HPV'nin birçok insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu anlamına gelir. HPV aşısı, HPV'den korunmanın en etkili yollarından biridir. Cansız bir virüs aşısı olan HPV aşısı, HPV'nin riskli tiplerine karşı %90'dan fazla koruma sağlayabilmektedir. Rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ile ilişkili hastalıkları bu sayede çok etkili bir biçimde önleyebilmekteyiz. Üstelik bu aşının yan etki profili de oldukça güvenlidir. HPV aşısı ücretsiz olursa çok daha fazla insan aşılanacaktır. HPV aşısı bireysel olarak toplumun her kesiminin satın alması zor olan bir aşıdır. Ücretli bir aşı olması birçok insanın aşılanmasına engel teşkil etmektedir. HPV aşısı ücretsiz olursa çok daha fazla insan aşılanabilir ve bu da HPV ile ilişkili hastalıkların sayısında ciddi bir azalma sağlayabilir. HPV aşısı topluma hem sağlık anlamında hem de ekonomik fayda sağlar. HPV aşısı sadece aşılanan kişiyi değil aynı zamanda çevresindeki kişilere de bu virüsün yayılmasını önleyerek toplumu da korur. Bu da daha az hasta ve daha az sağlık maliyeti anlamına gelmektedir. Sonuç. Sonuç olarak HPV aşısının ücretsiz olması birçok insanın hayatını kurtarabilir ve birçok ciddi sağlık sorununu önleyebilir. Tüm bu nedenlerle ne istiyoruz? HPV aşısı ücretsiz olsun. HPV aşısı 2023 yılı itibariyle 107 ülkede halka ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ülkemizde de bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. En kısa zamanda bizim ülkemizde de HPV aşısının rutin aşılama takvimine girmesini diliyorum. HPV virüsü ve HPV aşısı ile ilgili başka merak ettikleriniz varsa kanalımızdan videolarımızı izleyebilirsiniz. Bunun dışında sorularınızı bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.